Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Bugün e, artık kaç 28 yıl ay 3 2 3 gün kaldı hadi 2023'ün son e, 1 2 gününden birini yaşıyoruz bugün. Evet arkadaşlar hazırsanız başlayacağız. E, alınsın çaylar, kahveler geçilsin en rahat köşelere. Sevaçta muhabbet başlasın o zaman. E, yazık ya nedir bu dizi daha ikinci bölümü. Evet üçüncüsü yayınlanacak. Kızıl Goncalara e, iki program durdurmak cezası mı kesilmiş? Ya ne uğraştılar diziyle. Rütük Kızıl Goncalar dizisine iki defa program durdurma cezası vermiş. E, zaten e, ne Turgut'tu yapımcısı Fatih Turgut muydu? E, dedi ya bizimle bize savaş açtılar. Biz artık e, Mücadele edeceğiz. 10 milyon da zararımız olsa. 10 milyon derken acaba hani bölüm başına öyle mi hesapladı. Nasıl hesapladılar bilmiyorum ama bir şekilde diziye yıldırma politikası uygulayacaklar anlaşılan. Ee, neye göre? Hangi sahneden dolayı ceza verdiniz? Eğer bir şeyler genel toplum kurallarına aykırıysa şu sabah gündüz kuşağı programlarının tamamen kapatılması lazım. Yani rezil rüsva yani o gündüz kuşağı programlarının bu diziye eğer ceza veriliyorsa bir kere ben ne Esra Erol'un ne de Seda ne de durdurma cezası aldığını görmedim. O kadar vıcık vıcık muhabbetler dönüyor ki asıl toplum ahlakını, etik kuralları çiğneyen gündüz kuşağı programları diye düşünüyorum. Çok uzun ömürlü olmayacak bu dizi göreceksiniz. Yani bu kadar yıldırma politikası hala dikkat ediyorum. Sürekli belirli cenahlar bunu bir İslam'a saldırı olarak adlediyorlar. İşte tarikatların kötülendiğini söylemeye çalışıyorlar. Bilmem öyledir böyledir ama cezalar başlamış. Hızla da bir de yani neye dayanarak bu cezayı aldıklarını Rütük açıklasa da biz de aydınlansak gerçi ama gelir mi bir cevap hiç zannetmiyorum. Yine dizilerden devam edecek olursak çok kısa değineceğim. Biliyorum bazılarınız dizi muhabbetini sevmiyorsunuz. Bugün ben neye bakıyorum? İşte bu sakla benim. Enteresan bir oradaki o cazgır kızı seviyorum. Ee, o tam böyle bir zengin kızının o kadar güzel canlandırmış ki şımarık zengin kızını. Muazzam bir şekilde. Bugün ona bakarım biraz. Enteresan. Bu ara herkes kızıl saç merakı sardı. Böyle bir kızıl saç e, furyası başladı. Önce Hande Erçel. Hande Erçel biliyorsunuz saçlarını kızıla yap, yapıp hatta Elçin Sangu'dan da onay görmüştü. E, emojiler falan, alev falan. Şimdi de e, Simge Salın. Kafasına kırmızı bir peruk geçirmiş demiş ki e, kızıl saçlı bir fotoğrafı paylaşıp takipçilerine sormuş yapsam mı bir delilik sizce demiş aman sakın yapma e, yalnız o dudaklar o kadar çirkin olmuş ki sanki dersiniz ki duda betonarme dökmüşler beton dökmüşler birkaç bölüm üstüne bina çıkacaklar hemen bana da yapıştıracaksınız sende de var falan diye de ay bu nedir kardeşim böyle dudak mı olur yani bu kadar dudak olur mu yani? Güzel durmuyor. Ben bunu beğenmedim bu kadar dudaklı halini. Bakın burada bu kadar yok. Burada çok fazla neredeyse burnuna diyecek üstüdaki. Abartmıyorlar mı sizce de artık? Kızıl bence hayır. Senin rengin değil. Ha değişiklik olsun diye. Ha işte al takmışsın peruk. Peruk kullanın. Yazıktır. Ee, insan kendi saçını eee ben de mesela biraz koyulaştırmak istiyorum bazen kumral tonları çok seviyorum ama sonra diyorum ki biliyorum ben huyumu duramayacağım birkaç ay sonra tekrar açtıracağım saçlarımı yıprattımla kalacağım ama mesela kumral tonları seviyorum koyu kumral tonlarını e, beğeniyorum arkadaşlar insanı daha dinamik gösteriyor daha dinç gösteriyor o öyle olabilir ama bu çok e, kızıl tonların bir rengi var o renge sahip olmayanlara mesela bakın Elçin da hiç sırıtmıyor çok yakışıyor. Yüksel Üzel'e çok yakışırdı. Yani bazı kadınlar taşıyor. Mesela Seren Serengil'e yakışıyor kızıl tonlar. Her kadında olmuyor enteresan bir şekilde. Simge'de olmamış. Ben beğenmedim. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama kızıl çok frapan bir renk. Öyle herkesin kullanmaması gerektiğini düşünüyorum. O ses Türkiye zannedersem artık telefonlar o kadar herkesin elinde bir medya ee, ya da bir ne bileyim muhabir gibi bu telefonlar o kadar çok iş yarıyor ki belki de Acun izin veriyor bilmiyorum. Bu sene erken e, O Ses Türkiye'nin içerisindeki görüntüler yansımaya başladı. Sosyal medyada fırfır dönüyor. Ee, Kızıldık Şerbeti'nden e, Devrim Alasyalı'nın şeyini gördüm. Sonra Meryem Üzerli Dora Bir Elbise'yle ee, işte Ebru Gündeş'in Murat Bozlu olan dansı. Ama anladığımız kadarıyla hep klasik aynı Düzeyde gidecek bir değişiklik yok yani hani öyle bir yılbaşına özel bir atraksiyon yok. Ee, İbrahim Tatlıses olacak starda zannedersem. TV8'de e, Acun'un e, Tayfası olacak artık yine dizi oyuncularını zannedersem e, çağıracaklar. Kelime oyununda yılbaşın özel bölümde bir cakalay Serkan Altınorak, İrem Sak ve Enis Arıkan olacakmış. Yine onlar da oyunculardan. Pek bir şarkıcı falan yok. Ya şu oyunculara şarkı söyletiyorlar ya. Yani bir de böyle pop popluyorlar ayına kadar. Bir iki tanesinin sesi çok güzel olabilir ama önüne gelen e, oyuncuya da şarkı söylettikleri zaman. Geçen neredeydi? Bir yerde e, televizyonda gördüm. Hepsinin Ha evet şey zannedersem e, Gökçe Bahadır'la Salih Bademci e, bir böyle düet yaptılar. O Salih Bademci'nin ay müzik başka bir yerde o başka bir yerde o kadar profesyonel bir ekip falan. Ha. Şarkıcılık o kadar da kolay bir şey değil. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Şarkı söylemek güzel. Evinde söylersin. Ne bileyim, dostlarına söylersin. Bu başka bir şey. Ama profesyonel sahnelere çıkıp da bir de söyleyemiyorsan komik kaçıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum, siz ne dersiniz? 2023'ün en en itici ünlülerinin listesi yayınlanmış arkadaşlar. İlk şey söyleyeyim mi? Hadi bakalım kimlermiş? <laughs> 2023'ün en en itici ünlüleri. Bir numarada Dilan Polat. iki Mehmet Ali Erbil. 3 Mika Raun. Bu var ya bir tane sosyal medya fenomeni e, cırıl cırıl bir ses. 4 Hakan Ural. Beş Bahar Candan. Sizin en itici ünlünüz kim? Ya be, bence bu liste eksik. Yani e, daha kimle? Bülent Ersoy mesela bence. En iticilerinden birisi bu senenin. E, Hakan Ural vardı zaten listede değil mi? Enteresan. E, aklıma gelmiyor. itici başka kimler var? Hani dizi oyuncularından söyleyecek olursak Fatih Boğasım geliyor. Son derece itici buluyorum. E, oradaki e, neydi o kadın e, onu çok itici buluyorum. Boğasım geliyor. Kötü karakteri canlandırıyorlar gerçi doğru ama e, bir şey İfakat Hanım'ı mesela. Ay Boğasım geliyor. <laughs> şeydeki e, pembeyi son derece itici buluyorum. Kızılcık şerbetindeki pembeyi son derece itici buluyorum. E, bu sene Yıldız Tilbe'yi de çok itici buluyorum. Yani hem hal ve hareketlerini hem e, söylemlerini bence e, iticiler listesi sizin kimler mesela en itici bulacağınız kişiler e, sizin listenizde kimler mesela yazarsanız en azından 2023'ün en itici mesela en favori ünlünüz kim diyecek olursanız mesela. Ben bu bak ismini bile bilmiyorum. Ee, Sakla Beni'deki e, başrol oyuncusu kadını çok beğeniyorum. Buru bir güzelliği var. Böyle masum bir güzelliği var. Ee, onu çok beğeniyorum nedense. Bu aralar benim favorim o. Ee, önceden e, biraz daha işte Burcu esmer Soylar, Çağla Şikerler falan. Bu sefer o kızı beğeniyorum. Benim favorim 2023'ün en favori oyuncusu bence. Bak kızın ismini bile bilmiyorum. E, keşke neydi baksaydık şuradan. Dur bakayım hemen söyleyeyim. Önümüzde internet var. Ayol yarım yamalak iş yapmayalım. Sakla beni oyuncuları diyelim bakalım. Kimler? Ay Bayılıyorum o kızın böyle bir şey bir havası var. Ne derler? Evet Sakla Beni'nin metesi Uras Kaygılaroğlu. Ee, İncil As'ı Cemre Baysel. Evet bu kızı çok beğeniyorum gerçekten. Cemre Baysel inanılmaz güzel. Naz'ı da Asude Kelebek oynuyormuş. Ne kadar bu şey kadın rolünü çok güzel beceriyor. Böyle şımarık zengin kız rolünü inanılmaz güzel e, beceriyor. E, Ceyda bence Filiz karakteri zaten. İzzet karakterini Kamil Güler. E, Atıf e, karakterinin ne... ne Nizam, Namidar, e, Müberra karakterini açelya devrim, beni e, Belgin karakterini de Şenay Güler canlandırıyor. Beğeniyorum ben bu diziyi. Yani Cemre Baysel benim favori, en e, sempatik, tatlı bulduğum e, oyuncu, benim yıldızım bence o diye düşünüyorum. Sizlerin e, en favori isminiz 2023'te ve de en içici bulduğunuz ünlünüzü de merak ediyorum gerçekten. Ya ben. Ee, sayıdan ibaret gerçi belki zaman akıyor değişen pek bir şey olmuyor ama yeni yılın bir heyecanı olduğuna inanıyorum. Ee, hoşuma da gidiyor yani böyle ne bileyim en azından bir yani yeni yıl için bir ritüeliniz olabilir dilekleriniz olabilir istekleriniz olabilir yeni bir başlangıç olabilir o günü mesela ilk gününü ayın biri benim için önemli mesela ee, sabah uyandık Pazartesi günü ee, yeni bir yılın ilk günü. Çok önemli diye düşünüyorum. O gün nasıl başlarsak sanki öyle de devam edecekmiş gibi. Öyle bir ritüelim var. Mesela tertemiz bir evde uyanmak, ne bileyim yeni bir kıyafet giymek, yeni bir enerji, yeni dilekler, ne bileyim notlar alabilirsiniz yapacaklarınıza dair bu seneye dair. Ben kendimde böyle bir totem oluşturacağım. Kendime bu yıla dair, 2024 yılına dair isteklerimi yazdığım, gerçekleştirmek istediğim olmasını istediğim şeyleri böyle bir temiz bir e, çizgisiz kağıtta toplayacağım. Bakalım e, 2024 hepimize hayırlar uğurlar getirsin. Nasıl geçecek? Şimdiden merak konusu benim için de. Evet devam ediyoruz o zaman. E, bakalım neler konuşulmuş? Bu Hafsanur Sancak tutan dördüncü kez koronaya yakalanmış. Çok zayıf olmak da bazen işte çok dünya zayıf olunca da hemen her şeyi kapıyorsun anacım. Yani Dördüncü kez nedir bu korona? Yani havalarda maşallah bugün yaz geldi İstanbul'a sanki. Böyle bir 17 derece, 16 derece gidiyor. Bu havada da böyle çabuk nasıl hastalanılır? Dört kere hastalık geçirmiş e, Hafsanur sancak tutan. Enteresan. Ha gelelim. Biliyorsunuz bizim e, ne derler? E, apar topar evlenen ünlülerimizden e, Alina Boz ile Umut Evirgen yatak döşek düğünden sonra 10 gün yattılar. Siz misiniz? gemide düğün yapan. Suyun üstünde o ara soğuktu da hava. E, şifayı kaptılar. O işte gelendi giden de ilgilenelim derken ne balayı ne bir şey. 10 gün yaptılar. Yeni yeni kendilerine geldiler. Sokağa çıktılar. Umut Evirge'nin tavrı böyle e, bir ne bileyim çizdi, bir, bir, tipik bir baba figürü gibi giyinmiş. Alina Boz'sa Sandreje Spor çok yakıştırdım dedense ben bu adama hala güvenmiyorum ama e, Alina Boz'la bir uyum sağlamışlar sanki. E, bakalım. Kızı da almış sergiye götürmüş. Ne demiş? E, sürpriz e, Sürprizleri sevdiğini ve plan yapmaktan pek hoşlanmadığını söyleyen Umut Evirgen. Eşi Alina Boza yaptığı son sürprizi anlatmış. Alina'ya yaptığı son sürpriz bu sabah uyanır uyanmaz onu çok güzel bir resim sergisine götürmek olmuş. Vav. Wow. Yani e, beni e, severim ya böyle ne bileyim enteresan farklı jestler. İlişkiyi e, güzel tutuyor, enerjisini yüksek tutuyor. İlla yani sergidir, odur budur değil. Ama ne bileyim alıp bir dışarıda bir, bir yerlere gitmek, ne bileyim farklı bir şeyleri izlemek, farklı bir şeyleri görmek sevdiğinle gerçekten güzel. O sese bakacağım gibi görünüyor. Meryem Üzerli'yi özledim anacım. Bakalım o, onun o şen kahkahaları, e, yarım yamalak Türkçe türkçesiyle konuşmaları e, nasıl renk katacak o sese merak ediyorum hep birlikte göreceğiz. O zaman ıı, bakın balım askeri ücret 17 bin 2 lira oldu. O 2 lirayı niye koydular sonra? Çok komik duruyor. 7, 17 bin 2 lira. <laughs> hani yani 17 .100, 200 yapsanız anlayacağım da 2 lira ne ayol? Yani o 2 lira da sembolik orada bir şey. Düz 17 olsa ne oluyor? Değil mi yani? 17.300 olur, 17.500 olur anlarım da 2 lira ne ayak anlamadım ama ee, 1 Şubat'ta alacaklarmış asgari ücret alanlar ilk maaşlarını. Ee, 1 Şubat'a kadar bari dolar bu seviyelerde kalsa 35 olursa gene hani şimdiden 550 dolar seviyelerinde falan diyorlar da bakalım eğer ellerine geçtiğinde 550 dolar olarak kalacak mı? Ya mesele sadece zam yapmak da değil. Bunu duyan şimdi hemen kapılara asmışlar yönetim toplanıp yeni aydat bilmem nelerini belirleyeceğiz. Daha emin olun o, ceb, o cebine koymadan hop aidatlar artıyor. Adamın bir tanesi e, paça çorbası 80 lira yaz 160 lira diyor. <laughs> bir Ocak'tan itibaren e, fiyat listemiz ya yani çok güldüm şeyde gördüm sosyal medyada. E, ne anladım yani adam 80 liraya sattı çorbayı 160 liraya çıkaracaksa e, aidatlar e, yani a, buradan al oraya koy gibi bir şey oluyor. Yani pek bir değişen bir şey olmuyor. Enflasyonu frenlemek ve durdurmak ne kadar önemli ya. Şu birkaç senelik artık yani ne derler insanların burnundan getirdi. Daha e, ne bileyim belki e, bu kadar zam yapmasalar da enflasyonu durdurmuş olsalardı. O da bir şeydi. Yani şimdi hani 17 bin alacak da 11 bin liradan farkı kalmayacak. Yani 17 bini bu sefer hani aidatı arttıktan sonra her şeye apar topar yılbaşında daha Şubat'a girmeden, zamlı maaş almadan zam gelirse nasıl olacak bilmiyorum ama 17 bin 2 lira olmuş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. E bu arada da dev e, AVM'ler Concordato ilan ediyormuş. 9 e, tane dev AVM için Concordato talebi an, e, aralarında Marmara Form ve Marmara İstanbul'da varmış. Yılda yaklaşık 76 milyon kişinin ziyaret ettiği aralarında Marmara Form ve İstanbul e, Form'da, 9 dev ABM için konkordato talebinde bulunuldu. Toplam borcu 600, 600 milyon euro wow seviyesinde olan ABM'ler için mahkeme 3 aylık geçici müddet vermiş. Yani if, neredeyse iflasını açıklayacaklar. Hayatım artık insanlar zaten online ticaret sitelerinden e, alışveriş yapar hale geldiler. Gerek kalmadı ki şeye. E gitmeye. Ben mesela her şeyimi internet üzerinden alıyorum. Yani ee, bir de insanların artık eskiden hafta sonu hadi çıkalım bir AVM gezelim mezelim onu da kaldırdılar bu insanlar artık oturup bir yerde kahve içemedikten sonra böyle sadece de rutinlere bakmak için mi çıksınlar yani acaba çok merak ediyorum bu pahalılığı düşürmek için ciddi adımlar atılıyor mu yani bu enflasyonu düşürmek için ciddi adımlar atılıyor mu yoksa alt takke verküler olayına devam mı edecek yani ciddi şeyler de oluyor Biliyorsunuz Semi Cenk, ben beğeniyorum ya bu ara dinliyorum da Semi Cenk'in sesi de öyle yani yeni nesil sanatçıların içerisinde böyle bana bir geçiyor. Bir duygusu da var. Beğenerek takip ediyorum. Bunlar biliyorsunuz Altın Kelebek ödül alırken herhalde bir zılgıt yediler. Esra Ayrol bunlara bir e, sessiz olun falan demiş zannedersem. Onlar da bizi azarladı. Bizi işte susun falan dedi Esra Ayrol diye. Böyle bir gündem oldular. Ama e, zannedersem Esra Hanım bir yerde muhabirler görmüş. Normander işte sizinle ilgili böyle söyledi falan bize susturdu. Anne gibi azarladı bizi falan deyince öyle şey olur mu? O anda işte Norman derin 100. Yıl Marşı'na eşlik edilmesi gerekiyor. Bunlar da hakikaten biraz toylar ama saygılı da değiller. Yani size ödül verilecek bir gecede elinizde telefonla, başka işlerle meşguller böyle. Yani pek burayı iplemiyorum. Gibi. Bir havadaydı o gün Semih Cenk'te. Bir şımarıklığı da var bu çocuğun. Ama <laughs> Gülerek cevap verdi Esra Erol. Öyle şey olur mu? Azarlamadım onları falan diyor. Yani yanlış anlaşıldım. Ne haddime falan gibi toparlayıcı bir açıklaması olmuş Esra Erol'un. Ama Esra Erol hep ekranda görüyoruz o ekran ışıkları. göz altları ve yüzü o kadar böyle bir yaşlı göründü ki gözüme normal bir kamera kamera ile olunca yani enteresan şekilde. Ya i̇nsanlar bir anda yaşlanıyor farkında mısınız? belki ben de beni uzun süre görmeyen bir insana göre yaşlanmışımdır tabii ki. O, onlarda nasıl bir itibar bırakırım bilmiyorum ama ne bileyim Esra Erol'u bir gördüm. Yani insanın aklında hep o şeydi televizyondaki parlak hali kaldığı için enteresan geldi. Esra Erol'un e, hayır herhalde 2024'ün aşk bombalarından birisi de e, Yalı Afra Saraçoğlu'suyla Taro Emir arasında olacak herhalde. Zaten bunların arasında bir şeyler olduğu belliydi. Bir ara biz e, bunu da işlemiştik. Bir eski videolarımızda var öyle bir bu konu bir kez daha geldi gündeme. Aralarında bir aşk oldu. Bu kız da e, part başka herhalde Alan da yok. E, çektiği dizilerden mi buluyor tüm erkek arkadaşlar? Komik olur. Düşünsene devam ediyor. Eskisi orada, yenisi orada. <laughs> Bütün gün beraber çok komik olur yani. E, çünkü yazın şapur şapur öpüşüyorlardı şeyle yakalandılar. Mert Ramazan Demir'le. Ondan önceki arkadaşı da yine oyuncuydu. Önce inkar ettiler. Sonra var dediler, yok dediler. Yakalandılar. Şimdi de birbirlerini bir şekilde ele vermişler. Taro Emir'le berabermiş yani. Söylentilere göre Afra Saraçoğlu. Nasıl da güzel bir kız. Bazıları beğenmiyor ama ben Afra Saraçoğlu'nu beğeniyorum. Ama benim favorim tabii ki Sakla Beni'deki kız. Ee, o ayrı. Neydi ee, kızın ismi? Gelmez şimdi. Neyse biraz önce söyledim. Yani e, 2024'e girerken bunların arasındaki aşk bombası da patlayacağı benziyor arkadaşlar. E bakalım. 2024'te zannedersem bazı dizilerde olmayacak. Başlamalarıyla bitmeleri final yapmaları bir olacak. Sandık Kokusu mesela güzel bir dizi ama zannedersem istenilen e, reyting sonuçlarını alamıyor. Bazı programlarda mesela çok enteresan geliyor bana. Hakan Ural'ın reyting alıyor olması, bakın 5 tane en itici ünlüler arasına girip de reyting alıyor olması da çok enteresan değil mi? Vallahi enteresan geldi bana bu arada. Dün birazcık Canataklı'dan ee, Can Ataklı'dan konuştuk biliyorsunuz. Vay işte Can Ataklı'nın e, bakın e, bazıları da bu sefer demiş ki Can Ataklı öyle demek ister. Tabii ki öyle demek istemediğini ben biliyorum. Ben Can Ataklı'nın bir şehit ailesine kötü cümle kullanmayacağını ben biliyorum. Oradaki siyasete malzeme edilmesini eleştirdiğini ben biliyorum. Ama uslubuna dikkat edecek. İnsanlar acılıyken hele de şehit ailelerinden bahsederken yakınlarından bahsederken öfkenizi ya da sinirlerinizi ya da eleştirilerinizin dozunu iyi ayarlamak zorundasınız. O deneyimli bir gazeteci böyle öfkeye kapılıp sinirlenip bu konuda olmaz. Anlıyorum. Başka konularda bu olabilir ama bu kadar hassas bir konuda daha telimeleri seçerek daha dikkatli yorumlar yapmalıydı. Benim eleştirim orasına. Ben onun söylemek istediğini anladım ama birilerinin bu konuyu yanlış anlamasına. E, o diyor ki ya ne ara burada böyle e, e, bu kadar hemen diyor o acıyı unutup da diyor e, siyaset yapabiliyorsunuz e, şehitler üzerinden. Ama Öyle de olsa, böyle de olsa kullandığı kelimeler doğru değildir. Zannedersem özür de dilemiş. Kendisi de bugün e, benim söylediğimi yakın şeyler söyledi. Yani ne yapalım muhalefet yapmayalım da yemek tarifi mi verelim? Ne istiyorsunuz? Sorunları, problemleri bahsetmeyelim mi? E, hatta başlıkta ne? E, bilmem neyin e, pirinç pilavının tarifi mi? <laughs> Öyle bir başlığı vardı. Ay Gelmez şimdi aklıma. Kırıcı bir suçlama. Ne kadar su kaldırır? Dava, adli kontrol, savcılık bilmem ne. Ne gerek var? İşte birilerine koz veriyorsunuz. Yani iyi bir şeyler yapayım derken birilerine fırsat vermiş oluyorsunuz. E, milli konularda ya eleştirilecek o kadar çok şey var ki. Yani bırakın kötü sözde söylesiniz bir şehit ailesini sineye çekmek lazım. Acılı ailelerin. Siyasetten de bahsetse onu hoş göreceksin. Yani o hoşgörüyü ee, ne derler, sergilemeliydi en azından şehit aileleri konusunda daha uslubuna dikkat etmeliydi. Özür diledikten sonra yazık, bakın hemen mahkeme koridorları gidecek, ifade verecek. Hakikaten kırıcı, yani sanki şehit ailelerine hakaret etmiş ya da şehitlerimize üzülmüyormuş gibi bir duruma düşürülmesinin de ben doğru olmadığını düşünüyorum. Yanlış buluyorum tabii ki ama uslub çok önemli. Ay bakın şimdi mesela onlarca insan, yüzlerce insan gitmiş şikayetçi oluyor Fatih Altaylı'dan. Hiç doğru değil. Ya yapacak bir şey yok. Yani işte o da e, bu şehitler konusunda o da farklı, o da ters bir açıdan. Gazze için yürüdünüzde yürüdünüz de şehitlerimiz için bir şey diyemediniz falan dedi. O da Galyan'a geldi. Genel bir yorum onun ama bir şahsı, bir kişiyi hedef alarak söylemedi ama işte şerefsizler kelimesi falan hakaret ediyor diye. Oradan güya kendi üstüne alınıp da Kaç kişi de gittim Fatih Altaylı'dan şikayetçi olmaya kalktı. Valla doğru gelmiyor bana böyle şeyler ama e, ne yapalım e, kutuplaşmış bir topluma dönüştük. Yani bizi maç tutar gibi, takım tutar gibi böldüler ikiye. O onu suçluyor, o onu suçluyor, o ona kara çalıyor. Yani bu, bu şekilde gündemimizi meşgul ediyor böyle olaylar arkadaşlar, olaylar olaylarca değil mi? <laughs> Ay inşallah. Aman ölümlü dünya. Neyi paylaşamıyoruz, neyi bölüşemiyoruz. E, o kadar bilmiyorum sizde de var mı? Zaman hızlı akıyor ki benim için. Gözümü kapatıyorum. Pazartesi Cuma hafta artık gün gibi geçer oldu. O kadar hızlandı ki her şey ve geçen de ömürden geçiyor. Her anını güzel değerlendirmek lazım. Her saniyesini. Yani çünkü herkes kendi kahramanının başrol oyuncusu. Ayşe'dir, Fatma'dır, Elif'tir, Buse'dir, Sevda'dır. Herkes kendi yarattığı karakterin başrol oyuncusu ve e, bir oyuncu gibi şartları zorlayıp en mükemmel hale getirebilmek için e, durmaksızın çaba sarf etmek lazım. Yani ben mesela e, çalışmayı çok seviyorum, üretmeyi çok seviyorum. Yani e, Imkanım olduğunca da böyle sizlerle videolar paylaşacağım, müzik anlamına yapmak istediğim şeyler var. Kendi mesleki, ben bir müzisyenim ve kendi alanımda yapmak istediğim şeyler var. Yani bir kenara çekilip oturmayı ben sevmiyorum. Belki oyunculuk olabilir. Ne güzel olur, değil mi? Düşünsenize güzel bir benden de nefetten bir, ne derler? Kadın karakteri olur böyle e, mafya antirlik roller falan. Çünkü böyle bir teklifte gelmişti direktten döndüm. Ben de çok böyle ne diyeyim hani müziğin dışındaki hiçbir şey çok böyle tutkuyla bağlı olmadığım için. Ha, olsa olur mu? Olur. 2024'te dileklerimizi e, tutalım. Mesela bir e, dizi veya bir filmde güçlü bir karakteri canlandırmak isterim. Yani ne bileyim kariyerimde İş hayatımın içerisinde, böyle bir alanın içerisinde de var olmayı kafamdan geçtiğine göre hiç kim Allah hayal kurdurmadığının şeyini vermezmiş. Böyle şeyler deli sorular geçiyor kafamdan. Acaba sinemada olmalı mıyım? Sinemada bir şeyler denemeli miyim diye. Neden olmasın? Ee, bu konulara ben okulda da hep yetenekliydim. Böyle konularda şarkı söylemek, görsel işler inanılmaz ee, yetenekliydim. Neden olmasın? Bunların hepsinin notunu alacağım arkadaşlar. Not alacağım. Yani 2024 yılında yapmak istediklerim, başarmak istediklerim, hepimizin, hepimizin hayatında dilekleri, istekleri var. Hepiniz de yazabilirsiniz. Güzel ritüeller yapabilirsiniz. Bu 2024'ten ben umutluyum. Tabii kıyamet kopup da kafamıza dan diye bir göktaşı düşmezse. Çünkü kudurmuşlukta da hat safhada biliyorsunuz. İnsanların şu sosyal medyadaki Deliliklerini, ay kadının birisinin suratına kez bugün konuşmayayım dedim ama e, yapmadan geçemeyeceğim. Adamın bir tanesi kez e, e, kimyasal döküyor, ki, kadının yüzü korkunç bir halde. Bütün hayatını mahvediyor aşkına karşılık bulamadığı için. Hani böyle üçüncü sayfa haberleri çok fazla artık sosyal medyada denk geliyor. Yani korkunç haberler diyoruz. Ya kanımızın donduğu eminim hepinize denk geliyor. Olmaz bu kadar da dediğimiz haberlerle karşılaşıyoruz sosyal medyada. Doğa olayları, kaza olayları, yani e, insanların birbirine uyguladığı şiddet. Yani umarım bunların daha az gördüğümüz, daha az etkilendiğimiz, ne bileyim daha güzel şeyler yaşadığımız, güldüğümüz, mutlu olduğumuz bir yıl olur. Biraz erken oldu bu konuşmayı ben herhalde. Cumartesi günü yaparım. Pazar günü sizlerle olmayacağım haliyle. Cumartesi günü yaparım diye düşünüyorum. Belki cumartesiye... E, daha özel bir program çekeriz dedikten sonra bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Yarın yine sevoşunuz farklı konularla sizlerle olacak. E beğendiyseniz pıt pıt patlatıyorsunuz like'ınızı. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Biz birlikte bir aileyiz. Sevoşunuza destek olmuş oluyorsunuz. Yarın görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın.